oranında seçilmiş gibi görünüyorlardı. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz, pek çok diktatörlükle yönetilen ülkelerde böyle cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılır. Eskiden Nasır için yapılırdı, Enver Sedat için yapılırdı, Saddam için yapılırdı. Aynı şekilde böyle %90'ların üzerinde çıkan oylamalar olurdu. Bu tarz oylamaların bir benzeri bu. Bu tarz bir oylamanın sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilan etmiş olduğu milletvekili adaylarının tamamı hiç fire vermeksizin meclise girerlerdi. Dolayısıyla diyelim ki siz Gümüşhane'den milletvekili adayı olmuşsunuz. Fakat Gümüşhane'den milletvekili olup da hiç hayatında Gümüşhane'yi görmemiş milletvekili olabilir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarının özelliklerinden bir tanesi buydu. Genellikle yüksek bürokratlar, subaylar milletvekili olmak için sıraya girerlerdi ve olabilirlerdi. Dolayısıyla yüksek oranda bürokrat bir nüfus vardı milletvekili. Aman canım olarak. Yani anılara şöyle ifadeler yansıyor. Haberim olmadan beni aday yapmışlar, milletvekili olduğumu öğrendim. Şaka değil, gerçekten böyle anılara yansımış ifadeler. Birçok milletvekili adayı milletvekili olduğunu radyodaki ajanstan dinleyerek tebrikleri kabul ederdi. Çünkü 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzükte yapılan değişikliğe göre adayları belirleme ve ilan etme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, yani Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Evet. Sonra da Milli Şef'e, yani İsmet İnönü'ye ait. Evet, bir lider ondan partisi başka, olduğu için. Kimse bilmiyor ilan edilene kadar. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Bütün tek parti dönemi boyunca milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkanın atamış olduğu genel başkan vekili ve genel sekreterin kurmuş olduğu üçlü bir yönetim cihazı içinde ilan edilir, onaylanır ve ikinci seçmenlerin tasdikine, onayına sunulurdu. Bir tek oy alsanız bile zaten seçilmeniz garanti olduğu için listeye girmek yeterli bir milletvekili seçilme garantisiydi. Bazı milletvekilleri sürekli olarak aynı yerden veya seçim yeri değişerek bütün tek parti iktidarı boyunca milletvekili olmaya devam ettiler. Bazıları bir dönem ya da iki dönemle yetindiler. Peki Cemil, yani şimdi ben Osmanlı'da çok partili hayat falan filan diye bir zengin girişi yaptım Mehmet'in de yardımıyla. Sen bize bir gri bir tek parti dünyası anlatıyorsun. Bu böyle ilelebet böyle mi gitti? Evet. 14 Mayıs'a yaklaştıkça tabii. Yani. 14 Mayıs 1950 seçimlerine yaklaştıkça izleyicilerimiz de takdir edecekler ki böyle devam etmesi mümkün değil. Aksi takdirde 14 Mayıs olamazdı. Bir istisnası var yani. Şimdi ona değinmezsem olmaz. Komik de bir şey. Müsaade eder misiniz? Ona kısaca değinin. Bu Cemil'in anlattığı manzaranın bir istisnası 1943 seçimlerinde yaşanıyor. İlk defa bazı yerlerde seçilecek aday sayısından fazla aday gösteriliyor. Pardon. Mebus sayısından fazla aday gösteriliyor. İlk defa. Kendi aralarında yarışmak zorunda. Evet, küçük bir rekabet olacak. Küçük bir rekabet olacak. İlk defa böyle bir şey yapılıyor tek parti döneminde. Ve bazı mebuslar, tabii bu rekabet şu demek. Gideceksin birinci seçmenden, ikinci seçmenden oy isteyeceksin demek. O kadar bozulmuşlar ki, bakın bir hatırattan şöyle kısacık bir şey okuyayım. 1943 seçimlerinde Osman Niyazi Balıkesir mebusu birden fazla aday gösterilenlerden, dolayısıyla mecburen ilk defa seçmenin ayağına gidecek, oy isteyecek. Ne kadar ağır gelmiş, şu sözlerle ifade ediyor. Harekatımda daima inkilabı ve şeflerimi düşündüm. Yani hareketlerimde hep devrimleri ve şeflerimi, Atatürk'ü ve İnönü'yü düşündüm. Bana şimdi git halktan rey iste demek, beni satılığa çıkarmaktır. Şef eğer beni satacaksa tellal eline vermeye lüzum yoktur. Ne kadar alınmış. Ne kadar alınmış. Yani halkın karşısına çıkıp da oy almak istemek, yani o, yani bütün şeyini bozmuş. Evet. Yani bu olacak bir şey değil. Yani dipnot buydu yani. O karizma çizilmiş yani. Evet. Günün değişiyle. Bunu daha sonra değiniriz. Birkaç tane daha böyle hikaye var. Yani çok rahatsız oluyorlar. Bu ne demek yani, şimdi halktan git reis de demek.
Yani kendini beğendir. Beğendir. Yani rekabete gir. Siyasi rekabete gir. Yani vatandaş gitsin halktan rey istesin olacak işte. Hastalardan, hastalardan o rey mi istedin? Hani o daha sonra bitirecek. Yani. Evet.